Giresun'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin 2016'da düşmesi sonucu yatağa bağımlı hale gelen jandarma üst çavuş Cemalettin Çoban'ın sağlık durumu, 13 yıllık hayat arkadaşı Maksude Çoban'ın fedakarlıkla dolu mücadelesi ve sevgisi sayesinde her geçen gün daha iyiye gidiyor. İyi yaptın mı? İyisin. 5 Temmuz 2016 günü oldu kazamız. Bayram, Ramazan bayramının birinci günüydü. Helikopterle ilçelere karakol ziyaretine ve bayramlaşmaya gitmişlerdi. Onun için helikopterde aileler de vardı, çocuklar da vardı. Kaza dönüşte oluyor. Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Alucra mevkiinde ormanlık bir alana düşüyor helikopter. 8 yaralının içindeydi eşim. Kazadan bir gün önce çekindiğimiz havaalanında beni uğurlarken ambulans uçakla Ankara'ya götürdüler. Gata'ya gittik. Gata'da 36 gün yoğun bakımda kaldı. Hiçbir operasyon geçirmedi ama uyutulmak için hiçbir ilaç da verilmedi ama bilinç hiç açılmadı 36 gün boyunca. Maksude Çoban, hastanede yatan eşi Cemalettin Çoban'ın bilincinin şimdi 11 yaşında olan oğluyla kendisinin sesini duyduğunda açılabileceğini düşündü. Doktorlar o günden sonra Çoban'a düzenli olarak eşinin ve oğlunun ses kaydını dinletmeye başladı. Biz sadece 2 güne 1 görebiliyorduk. O da 1-2 dakika, o kadar. Ben işte ses kaydettik. Çocuğun, benim, aile fertlerinin. Hemşireden rica etmiştim, onu dinletirim belki. Yani çünkü bizim sesimizi çok fazla duyamıyor yanına giremediğimiz için. Tepki verir diye. Çünkü hani doktorlar o şekilde hani belki olacaksın diye. 36. günde ben o gün giremiyordum yanına. Çok böyle şey oldum, rahatsız hissettim kendimi. O gün akşam yanına girdiğimde ben geldim deyip elini tuttuğumda elimi sıktı. Hani böyle. Ben o sıra yoğun bakımda çığlık atmıştım. Bayağı da kalabalık bir yoğun bakımda. Doktor da ben de bunu bekliyordum. Gündüz de bir şeyler oldu da acaba sana tepki verecek mi diye seni bekliyordum dedi. Acayip bir Beşiktaş fanatiğidir. Beşiktaş maçlarını açtım yüksek sesle. İşte sürekli böyle şarkılar, şeyler. Ben konuşa konuşa gözünü açtı. Umudu kaybetmedim. İyi ki kaybetmemişim. Hani bir şekilde her şeyi öğrendik. Nefes almayı, gözüyle takip etmeyi. Önce nefes almasını, onun cihazlara bağlı olmadan nefes almasını sağlamaya çalıştık. Eve geldikten bir ay sonra onu başardık. Sonra trakostomi çıkardılar ve kendi nefes almaya başladı. Yemek yemiyorduk. Mideye hortum takılıydı, oradan besleniyordu. 2 yıldır ağızdan besleniyoruz. 2 yıl, yani 4 yıl boyunca mamayla beslendi. Yani ilk başlar... Beni anlamaya başladığını düşündüğüm andan itibaren el işaretleriyle hani yani gene onu çok kontrol edemiyordu ama hani evet'e böyle yap, hayır'a kaşlarını kaldır diyorduk. Bazen hayır, evet'e bile kaşlarını kaldırıyordu. Çünkü ilk hareket etmeye başlayan kaşlarıydı. Sadece kaşlarıyla bize komut veriyordu. Ama bir şekilde yani herhalde sürekli yanında olalı ve ne demek istediğini anlıyordum. Sanırım o konuma gelmiştik artık. Bir duygu alışverişi, iletişimi. Aslında duygu alışverişi. Yani zaten... Yoğun bakım servisindeyken bir ay boyunca sürekli ses kaydı dinletilen, eşi Maksude'nin elini tuttuğu gün uyanan Çoban mutluluk gözyaşı döktü. Maksude Çoban taburcu edildiği günden bu yana eşine adeta bebek gibi bakıyor. Kalabalık bir ortamda bile sürekli gözü bende. Hani ben geleyim yanına, ben tutayım, ben kaldırayım. Hani gideceksek bir yere beraber gidelim. Hani hep o konumdaydı. Ben onu hep kalabalık yerlere, alışveriş merkezlerine götürdüm ki hani artık ayak uydurabilsin sosyal hayata. Çünkü tamamen odanın içinde cihazlarla birlikte bir aradaydık. Beraber olmamızın, yani bir arada olmamızın faydası olduğunu çok düşünüyorum. Mesela ilk baş oğlunu görünce tepki verir diye düşünmüştük. Hiç tepki vermemişti. Hani biz hep bir mucizeler, şeyler... Ama şimdi onu görmediği an mesela oğlum sürekli şey yapıyor. Beni görmediği an resimlere bakıp hani sesleniyor, şey yapıyor. Sürekli beni istiyor yanında. Ve ben hani bir arada olduğumuzu buna bağlıyorum. Hani bir bakış, bir dokunuş hani o yettiğini düşünüyorum. Hani yani en azından bana seni seviyorum diyebiliyor hani. Ben onu seviyorum. Evet, ben de seni seviyorum.
Hani bunu bile söylemesi bizim için çok çok büyük bir şey. İsyan etmedim ama olur mu ki? Hani olursa ne kadar olur? Hani hangi aşamaya kadar oluruz diye merak ediyordum aslında. Bu bir merak gibiydi yani benim için. Tek şeyimiz o oluyordu. Tamam ağlama. ama ilerledik. Eşinin özellikle üniformalı komutanlar ziyarete geldiğinde çok mutlu olduğunu, ağladığını anlatan çoban, internetten iletişime geçtiği Türk Yıldızları ekibinin kendilerini ziyaret ettiğini ve özel bir gösteri de yaptığını belirtti. Dediğim gibi çevrenin de çok büyük etkisi var komutanlarının. Hani çünkü çok sevilen biriydi. O çok mutlu oluyor. Özellikle üniformalı komutanları geldiğinde acayip mutlu oluyor, ağlıyor. Ki ilk ağlaması biz Türk Yıldızları gösterisine gitmiştik. İlk duygu tepkisiydi. Türk Yıldızları'nı izlemeye gittik. Daha sadece öyle bakıyor. Ve helikopterler havalandı ilk baş. Bir böyle gövde gösterisi yaptılar. Bağıra bağıra ağlamaya başladı ilk duygu. O ağlıyor, biz ağlıyoruz ama bir yandan da gülüyoruz ve etraftaki herkes ağlamaya başlamıştı. Biz böyle yolun kenarından izliyorduk hani bir şey olursa hemen arabaya bindireyim diye. Onun için bir gösteri yaptılar. Belki hani bir şey onu, bir şeyi tetikler de bir mucize olur. Çünkü her şeyden bir mucize beklediğimiz için. İlk duygu tepkisini Türk Yıldızları'nda vermişti. Ve bizi davet etti Türk Yıldızları. Bu da Cemalettin'e hediyeleri olmuştu. Biz de çok mutlu olmuştuk.